Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 91. yıl dönümü, geleneksel 18. Kültür ve Cirit Festivali ve 2. Selendiller Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından karşılanan Başkan Ergün'e Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil ve Tamer Çipiloğlu, Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Er Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Sezai Gürcan ve Hüseyin Köroğlu da eşlik etti. Selendi Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Turgutlu, Salihli ve Kula Selendiller Derneklerinin başkanları, Selendi'ye bağlı belde ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, ilçeye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek şöyle konuştu. Biz bugün burada 2. Selendiller Günü olarak toplandık. Dışarıdan gelen dernek başkanlarımızın eşliğinde İzmir, Manisa, Turgutlu, Salihli ve Kula'daki ikamet eden gerek kamu görevlileri gerekse istihdam sıkıntımızdan dolayı göç etmek zorunda kalan hemşehrilerimizin şehre gelişi. Biz onları bir coşkuyla onlara kucak açtık. Onlar bize doğru koştu. Bu coşku devam ederken siz de aramızda katıldınız. Sizin aramıza katılmanızla da bu coşkumuz bir kat daha artmış oldu. Gerçekten belki de bakıldığında aynı partiden belediye başkanı olmuş olabiliriz ama Selendi ile ilgili başkanımın yaklaşımı, değerlendirmeleri bizi kendisine bir kez daha 3-5 adım, 10 adım yaklaştırdı. Gerçekten Manisa'ya baktığımızda Selendi Manisa'nın 160 kilometre uzaklığında olan, bakıldığında işte biraz önce vurgulamaya çalıştığımız gibi sadece 6.600-7.000 nüfuslu ilçe merkezinden ibaretmiş gibi sanılan Selendi'miz gözden ırak, gönülden ırak, hizmetten de ırak bırakılmış bir yapısı vardı. İşte göreve geldik. Göreve geldikten sonra Manisa Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Beyefendi ile tanıştık. Birlikte belli bir süre çalıştık. Selendi ile ilgili olan hangi isteğimiz olursa hiçbir isteğimiz geri çevrilmeden. Bugün sizlere net olarak ifade ediyorum. Tam 2 trilyonluk Selendi'ye Manisa Belediyesi'nin Cengiz Başkanımızın katkılarıyla bizzat bir yatırımı vardır. Yani o aradaki 160 kilometrelik mesafeyi gönül köprüleriyle, hizmet köprüleriyle ortadan kaldırdı. Ben kendisine bir kez daha siz hemşehrilerim adına hiçbir siyaset gütmeden kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Salı gün gece en son görüştüğümüzde gece herhalde saat 12 civarıydı başkanım. Görüştüğümüzde işte bugün için pazara kadar yokum. Direkt pazar günü tatilimi bitirip direkt Selendi'ye geleceğim dedi. Biz de tabii ki kendisini zaten bizzat davet etmiştik. Biz yine de kafamızın bir kenarında ya şu eksikliği nasıl giderebiliriz düşüncesi var ya. Ya başkanım, bizim kenar mahallelerimiz var. Kenar mahallelerimizde yollarımızda sıkıntı var. İşte Yıldız muhtarımız burada. Sıkıntımız var. Kış geldi mi çay çamur. Ya başkanım, hazırlat dosyanı. Pazar günü geldiğinde ver dosyanı. Biz de Sarıgöl ekip göndereceğiz. Ekip oradan gelsin Sarıgöl'den. Yapsın gelsin. Selendi'ye hizmet etmeye biz istiyoruz. Biz alıştık. Biz yapacağız ne varsa dedi. Sağ olsun kırmadı. Kendisine dosyayı takdim edeceğiz. Gerek bir Selendi'li hemşehrimizin istihdamı konusunda gerekse hangi sıkıntımız olursa 24 saat esas olarak kendisiyle çok iyi bir sinerjiyle çalışıyoruz. Bizim amacımız öncelikle Selendi. Selendi'nin çıkarına yapılması gereken ne varsa biz de ona hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Ben kendilerine teşriflerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bravo.
Başkan Savaş'ın ardından konuşan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, öncelikle Selendi'de bulunmaktan, Selendi halkının kurtuluş coşkusunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görevde bulundukları 4,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii yaklaşık 4,5 seneyi geride bıraktık. Manisa Belediyesi olarak çok fazla detaylara aslında inmek istemiyorum. Bunları ileriki günlerimizde tabii ki konuşacağız, paylaşacağız. Ancak biz nereden nerelere aldık, nerelere geldik? Kısa başlıklar dahilinde. Öncelikle Manisa Belediyesi'ni kendi ayakları üzerinde durabilir bir belediye haline getirdik. 65 milyon geliri, 96 milyona yaklaşan borcuyla aldığımız bir Manisa Belediyesi'ni 2012 yılı itibariyle sadece bütçesindeki rakamları bugün 178-180 milyon liraya yaklaşmış bir bütçeye ulaştırdık. Tabii bu sene inşallah Allah nasip ederse bu 200 milyonları geçme noktasında bir bütçeye kavuşacak. İlk bir senelik süre içerisinde, 15 aylık süre içerisinde biz Manisa Belediyesi'nin bütün borçlarını, bu 96 milyon dediğimiz borçların tamamını bütün ekiplerimizle beraber geceli gündüzlü çalışarak çok iyi bir noktaya getirdik ve temizledik. Yaklaşık 2-2,5 senedir hazırlamış olduğumuz programlar dahilinde hiçbir ayrım gözetmeden öncelikle onu söyleyeyim. 57 tane Manisa'nın mahallesinin tamamında girmedik, sokak bırakmadık. Bütün bunlar kısaca başlığını sayarsak, öncelikle yağmur suyu, kanalizasyon eksiği olan mahalleler, kaldırımları, bordür döşemeleri, arkasından asfaltlamaları ve aydınlatmalarıyla Manisa'nın 57 mahallesinin tamamını sıkıntılı bir süreci geçirdikten sonra tamamladık. Bugün Sayın Başkanımızın görüyorum ki ben Selendi içerisinde yapmış olduğu bu düzenlemeleri biz bundan 1-1,5 sene öncesi Manisa'da yaşadık. 1-2 ay sabır gerekiyor bu tozlardan kurtulmak için. Ama ondan sonra yine bunu kullanacak olan bütün Selendililer ve burada yaşayanlar olacaktır. O açıdan iş bittiği zaman bunun sıkıntılarını esnaf dükkanların önünde çayları, kahveleri içerken vatandaşlar çok daha mutlu bir şekilde hazzını yaşayacaksın başkanım. Bunu biliyorum. O açıdan Manisa Belediyesi olarak bugün çok daha büyük artık projelere imza atma noktasında icraatlarımıza döndük. Bunların birkaçını sayma noktasında olursa mevcut ototerminal binamız birkaç aya kadar inşallah tamamlanmış olacak. Bu ayın sonlarına doğru Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle inşallah ismini belediye meclisimizce verdiğimiz Alparslan Türkeş Kavşağı'nın inşallah açılışını bu ay içerisinde Manisalılara ve bütün yaşayanlara kazandırmış olacağız. Yine başlayan 170 dönümlük büyük bir kent park projesi, yine Manisa'ya geldiğinde muhakkak görülmeye değer bir Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, yine bundan 3 ay öncesi bitirdiğimiz yaklaşık Manisa'daki 2500 öğrencimizin faydalanacağı, ismini yine Atatürk Gençlik Merkezi olarak hayata sunduğumuz ve icraata çevirdiğimiz bir gençlik merkezini bitirdik. Bunlar saymakla bitmez. Manisa'da gerçekten büyük bir değişim var. Bu değişimi inşallah gönlümüzden geçer. Tabii ki bu geri kalan 7 aylık sürede en güzel hizmetleri yine bu vatandaşlarımıza, bize kanunen ve meclisin vermiş olduğu yetkiler dahilinde bütün ilçelere, beldelere ve köylere yapma noktasında inşallah bu hizmetlerimizi devam ettirme niyetindeyiz. Nasip olur, Allah Rabbim yazdıysa alnımıza, bir 5 yılı daha bütün Manisalılardan görev olarak sizlerden isteme noktasında olacağız. Tabii ki bir süreçtir. Bu süre içerisinde gelişmeleri hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar bize verilen bu yetkiler dahilinde bütün ilçelerimizin içerisinde çeşitli belediye başkanlarım var burada, alınmasınlar. En büyük desteği bugüne kadar Selendi Belediyesi'ne verdik. Vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu devam edeceğiz. Hizmet devam edecektir. Hiç eksilmeden daha fazlasıyla sizlere yansıyacaktır. Önemli olan burada tek şey vatandaşın mutlu olması, sizlerin mutlu olmanız ve bunu yaşayabilmeniz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailelerinizle çok daha güzel alanlarda yaşamlarınızı sürmenizdir.
Bu bize bir görev olarak verildiyse biz bu görevlere de layık olmaya çalışıyoruz ve layık olduğumuza da inanıyorum. Ancak bu halkalar inşallah bütün Manisa'nın il bütününde herkese yansıtmak için üzerimize düşen bu görevleri de yapmaya çalışacağız. Ben bugün ikinci Selendililer günü olması sebebiyle hem cirit yarışmalarını herhalde kaçırdık başkanım. Yok, beklediyiz biz yarışmayı. Hem kültür ve cirit yarışmalarının olduğu bir günde geldik. Şimdiden de salı günü 91. yılını kutladığımız Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun gününün de sizler adına tekrar kutlu olmasını diliyorum. Nice 91'li yılları inşallah Allah bizlere yaşatsın diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Toplantıda Selendi Belediye Spor tarafından Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e arkasında isminin yazıldığı forma hediye edildi. Selendi Belediye Spor Kulübü olarak sporu, özellikle futbolu çok sevdiğinizi biliyoruz. Kulübümüz adına size küçük bir armağanımız var. Çok sağ ol başkanım, teşekkür ediyorum. Formayı memnuniyetle kabul eden Başkan Ergün şöyle konuştu. Sporun içerisinden gelen bir insan olmam sebebiyle ben kısa geçtim aslında bunu. Manisa'da 3 tane büyük sahayı biz Manisa'ya gençliğimize kazandırdık. Ve bütün her sene geldiğimiz süreçten beri bu sene 5. senemiz olacak inşallah. Bütün amatör spor kulüplerine biz malzemesinden yani formasından, eşofmanından, ayakkabısına, topuna kadar, tozuna kadar her şeyi veriyoruz. Anlaşıldı. Selendi Belediyespor'a da bu sene gelecek. Selendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde Selendi ve köylerindeki muhtarlarla birebir görüşen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, köylerin acil sorunlarına yönelik kendileriyle görüş alışverişinde bulundu. Gördüğüm kadarıyla bir 15 kilometrenin üzerinde yol satı kaplaması söz konusu. Bunları peki başkan siz belirliyorsunuz. İvedilikle bir hafta 10 gün içerisinde önümüzdeki hafta gelecek olan ekiplerle bunun startını verelim. Yine Yıldız Mahallesi'ydi değil mi? Oraya Yenice ve Yıldız'a gidecek olan bu satı kaplamalarını da bu kapsamda halledelim. Üçüncüsü hangi köye giden köprümüzdü? Eski köyüne giden ve aşağı yukarı 5-6 tane köyü ilgilendiren bir köprünün yapılması söz konusu. Bununla ilgili de başkanımızdan, Muhtarlar Başkanı'ndan beraber Sayın Muhtarım hemen projesini bize iletin. Biz ne gerekiyorsa üzerimize düşeni bu köprüyü yapmanın burada sözünü verdik. Bu da... O artık sizin takdirinize kalmış. Ben o kadar da çok şey değilim. Önemli olan Allah katında bir sevabı işlememiz, vatandaşlarımızın hizmeti alabilmesi. Ben hep o açıdan bakarım. Yine 4 köyümüzü ilgilendiren ovadaki mevcut direklerin dikilmesi ve kabloların çekilmesi noktasında... Allah razı olsun. Sağ ol. Onun da projesini bize hemen ilet. Ne gerekiyorsa onun da yapımını üstlenelim. Herhalde rekor hala Selendi'de devam edecek. Buraya verildiğimiz destekler. Tabii Sayın Başkanımız da inşallah önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde tekrar Selendililerin tercihiyle verecekleri katkılarla sizlerin vereceği destek ve katkılarla inşallah burada bizim kanadımızın altında çok sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz bugüne kadar nasıl bu hizmetleri verdiysek bundan sonraki süreçte de inşallah en güzel şekilde bu hizmetleri yapmanın çaba ve gayreti içerisinde olacak. Biz bir birlik içerisinde imkanlar dahilinde ki biraz önce de söyledim büyükşehir kapsamında çok daha büyük hizmetlerin buraya geleceğinin ben size şimdiden müjdesini vereyim. Manisa'da 57 mahalleyi nasıl güzelleştirdiysek, nasıl değiştirdiysek bütün ilçelerimizi, bütün beldelerimizi ve köylerimizi de değiştirmek bizim boynumuzun borcu. Bunu böyle bilin.
Allah utandırmasın diyorum. Sizlerle burada bir arada olmaktan tekrar mutlu olduğumu, sizlerle tanışmış olmaktan mutlu olduğumu, memnun olduğumu ifade ediyorum. Kalın sağlıcakla hepiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Sağ olun. Konuşmaların ardından Başkan Ergün'e çiçek takdim eden muhtarlar, daha sonra tek tek Başkan Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski muhtarımız iki poz çekin, bize köprü de lazım hocam. Yıldız. Evet. O an işte tamam. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler Selendi Belediye Binası ziyaretinin ardından Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın Halk Eğitim Merkezi bahçesinde verdiği yöresel yemek ayrında ağırlandı. Yemeğe Selendi Kaymakamı Yasin Ortakçı, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel, Urganlı Belediye Başkanı Halil Daşkan, Yılmaz Belediye Başkanı Serdar Ogan ve Mütevelli Belediye Başkanı Süleyman Kahramanlar, Selendiller Dernek Başkanları, Oda Başkanlarıyla Selendi halkı katıldı. Başkanları bir araya getiren hayır yemeğinde Manisa Belediyesi'nin sosyal doku projesi kapsamında saha çalışması yapan ekip, halka şapka hediye ederek Manisa Değişiyor adlı tanıtım kitabını dağıttı. Yöresel yemek ayrının sonrasında Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve beraberindeki konuklar, Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında gerçekleştirilen geleneksel 18. Kültür ve Cirit Festivali'ne katıldı. Sahayı dolduran vatandaşlar Başkan Ergün'ü davul zurna eşliğinde alkışlarla karşıladı. Coşkulu kalabalığı selamlayan Başkan Ergün, cirit müsabakalarını izledi. Festivalde kısa bir konuşmayla Selendi halkının coşkusuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün şunları söyledi. Değerli başkanımızın, değerli kaymakamın davetleri üzerine bugün 18.'si kutladığımız kültür ve cirit etkinliklerinin ve 2. Selendililer günü olması sebebiyle bugün burada Selendili halkımıza, vatandaşlarımıza ve beraberiz. Onlarla birlikteyiz. Ben de burada olmaktan ve bütün başkan yardımcılarım, meclis üyelerimle beraber, onlarla beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Başkan Ergün festivalde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Keyifli geçen müsabakaların ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler vatandaşların alkışları eşliğinde geleneksel 18. Kültür ve Cirit Festivali'nden ayrıldı.